Türkiye'de seçim anketiyle haberi birleştiren tek frekans tarafı da Ber Barış Biner'de bir Z kuşağı anketiyle karşınızdayım. O.R.C. anket yeni verilerini açıkladı. Z kuşağı ne düşünüyor? Halk Televizyonu kaynağından sizlere kendi tarzımda yorumlayarak aktarıyorum. O.R.C. araştırmanın Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi. Z kuşağı olarak tasvir edilen... 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankette yöneltilen bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna %33.8 ile CHP, evet Cumhuriyet Halk Partisi Z kuşağında AKP'yi geçmekle kalmamış, oldukça da büyük bir fark atmış. Z kuşağında AKP'nin oy oranı %11.4 adeta CHP, AKP'yi Z kuşağında 3'e katlamış ve Z kuşağı Cumhuriyet Halk Partisi'nde yığılma yapmış. İYİ Parti %6.6Z kuşağında, MHP %7.2Z kuşağında, HDP %5.3Z kuşağında, %2.1 Deva Partisi de normal oy oranına biraz da üstüne çıkmış, hatta o oy oranını almış diyebiliriz. Z kuşağı için en azından altında değil. CHP sıçrama yapmış. Ahmet Davutoğlu 0.9Z kuşağında Anketlerdeki oy oranını alabilmiş sadece 0.8 diğer partilerine oy verecek seçmen 0.7 13.4 kararsız ve 17.8 oy kullanmayacağım anketi yorumlayacak olursam. Ee, MHP Z kuşağında e, normal oy oranına ulaşıyor. AKP Z kuşağında büyük bir yenilgiye uğruyor. İYİ Parti Z kuşağında biraz daha az oy alıyor. HDP Z kuşağında daha az oy alıyor. Deva Gelecek ve Saadet Partisi Z kuşağında normal oy oranlarıyla orantılı oy alıyorlar. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi Z kuşağında %33.8 ile %11.4 oy olan AKP'ye oldukça büyük bir fark atıyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisinin ve siyasi söylemlerinin Z kuşağına ulaştığını işaret ediyor. Aynı zamanda belirtmek isterim ki kararsızlar ve oy kullanmayacak seçmenler var ama muhtemelen onlar da orantısal olarak dağıtıldığında da bu tablo pek değişmeyecektir. Z kuşağında AKP liderliğini kaybetti ve Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye 3 kat fark atmış durumda. Tarafsız Haber Barış Biner beğen tuşuna basmayı bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız.